Bu dersimizde Delta PLC'lerde kontak tipi timer komutu olan ATMR komutu kullanımından bahsedeceğim. ATMR komutu ile kontak tipinde timer işlemleri yapabiliyoruz. Buradaki örnekte görüldüğü gibi M0 rölesi aktif olduktan 4 saniye sonra Y0 çıkışımız aktif oluyor arkadaşlar. Bunu mesela şöyle de yapabiliriz. Butona bastıktan 10 saniye sonra mesela direkt Y0 çıkışı aktif olsun dediğimiz zaman bu komutu kullanabiliriz örneğin. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Manager yazılımımı açıyorum. Önceden tanımlamış olduğum DevOps simülatörümü çalıştırıyorum. Ve daha sonra ISP Soft yazılımını açıyorum. Yeni dedim. İsim verelim. PLC tipimizi, modelimizi seçtik. Bir M0 rölesi koyalım. Çift tıklayıp ATMR yazdık. Buraya T0. T0'ın normalde zaman birimi neydi? 100 milisaniyeydi arkadaşlar. Biz buraya eğer 40 yazarsak 40 çarpı 100 ne yapar? 4000 yapar. O da 4 saniyeye karşılık gelir. Ya da Y0 çıkışını koyalım. Evet, programı değerleyelim. PLC'mize evet, şimdi online simülatör modumuzu aldık. Arkadaşlar şu an PLC'miz tabii şu an stop konumunda. Onu RAM pozisyonuna almamız lazım. Evet. Şimdi M0 rölemi aktif ettim. Bakın Y0'ım aktif değil şu an. Ne oldu? 4 saniye sonra Y0 çıkışım aktif oldu. Bir daha yapalım. Evet. Buradan anlaşılan şudur. ATMR komutunun aktif eden koşul meydana geldiğinde belirtilen zaman saati sonra çıkışını aktif eden komuttur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.